When the electrons come within a very small distance of each other, they begin to repel each other, and that's why things appear to be solid when they are actually not. Now, you may think that I'm sitting on this chair, but actually that's not true. I'm actually hovering over this chair, 10 to the minus 8 centimeters over this chair, because of the electrons of my body are repelling the electrons of this chair. Michio Kaku'nun aytmağına göre biz hiç vakit hiç tada degip bilmedik ve degip bilmeriz. Bizim degen zatlarımızın ya da değdiğimizi düşünen zatlarımızın hemmesi atomlardan ibaret. Bu atomlarda yadrolarındaki neytron ve protonlardan ve belli bir derecede bu yadroda aylanan elektronlardan ibaretler. Yöne elektronlar aslında yadronun dışından aylanmayarlar. Sebebi bir vaxtın özünde bir neçe yerde bulup bilirler. Misal için, ben bu kalama degen mok görünsem de, kvant ölçüklerini düşünümüzde günün ayında degen mok. Bu yerde degmege sinirleşen yeke tek zat, barmağımdaki atomların elektronları ve degen ödeyen kalamın atomlarının elektronları. Yönü onların arasında takminen 10 üstü minus 8 santimetre aralık var. Bu aralık angstrom hükmünde hem bellidir. Kvant uluqlarında molekulların, atomların ve şunun mizeş aralıkları ve uluqları barada aydınımızda mani veren ölçek birligidir. 1 santimetrede 100 milyon angstrom var. Adını bolsa, Şivestiyalı fizik Anders Jonas angstromdan alıyar. İki atomun elektronlarının bu aralıktan has yakınlaşıp bilmezliğinin sebebi, Michio Kaku'nun aydışı yalı, elektronlar birbirini itmesi sebepli. Yönü, deyin şu sebepli değil, iki elektron bir kvant yağdayını paylaşıp bilmeyerler. Bu mümkün değil. Pauli çıxırmaq yörülgesi sebepli. Bu yörülge ve düşünce adını Avustriya asıllı Nobel bayrağının iyisi Şveysariyalı fizik Wolfgang Pauli'den alıyor. Bu yörülge iki fermionun bir vaxtın özünde kvant yağdayını paylaşmayacaklarını aydır. Yani bu fermionlara tanımlanan 4 kvant sanının 4'ü de bir mezeş olup bilmeyecektir. 1925 yılına çelili elektronların energi derecesini görkezen 3 kvant sanı vardı. Bunlar birincisi baş kvant sani. Bu sani energi derecesi hem deyip fikir edip bilirsiniz. Ve olur BTV sanlardan ibaret. İkincisi orbital kvant sani. Her bir energi derecesinde orbital kvant derecesi dolu. Çeygindeki energi derecesi minus 1 bölüyor. Üçüncüsü de magnet kvant sani. Kvant derecelerinin hersinde bir neçe şekil var. Bu şekiller için magnet kvant sani diyen bir san var. Ve onların aralığı Atrisatelli ile Palajitelli arasında. Pauli onları tamamladı ve dördüncüyünü koştu. Dördüncü kvant sani olsa spin sani. Bunu bölücüğün aylanan uğru deyip fikir edip bilirsiniz. Ve fermion için yarım ya da minus yarım bulup bilir. İndi Pauli'ni ayırmağın bu yörülgesine göre şol bir kurşavdaki fermionun başka bir fermion bilen mengzeş bulmağı mümkün değil. Misal için atomun ilkinci energi derecesindeki elektronlarını seyredelim. Qalı berse de bir elektronun fermion energi derecesi bir bolonda baş kvant sanı bolsa birdir. Orbital kvant sanının çerge kvant sanından birden az bolsa bu yerde 0 bolyar. Bu yerdeki magnet kvant sanında kendi bir mümkünçülük yok. Sebebi atrisatil L ve plajitil L aralığındadır. L bu yerde 0 bolsa 0 bolmalı. Pauli'nin koşun aylığına seyretsek yarısı ya da minus yarısı bulup bilir. Yani bu derecedeki baş kvant kümökçü kvant sanları bolonda ütkep bilecek iki tek zat bu derecedeki elektronlar için denk bolmak. Bunun iki varyantı varlığı sebepli bu derecede dine iki elektron bolup bilir. Onda biz hiç açan hiç tada hakikattan denkmedik bolsak bir zatın üstünün yumuşak ya da katılığını nehli bilip biliriz. Bu diyen yerimizi emile getiren atomlar bilen bağlanışıklı. Bu yerde neçe az atom hareket ediyen bolsa şol yeri has ansat dünyarız. Yine bir soru. Hiç tada deyip bilmedik bolsuk. Bu değmek duygusu nereden geliyor? Bu duygunu gören renklerimizin bir illüza buluşu yağlı, beynimiz tarafından kabul edilen bir illüza deyip fikir edip biliriz. Bu vaka hakikattanım adamı düşündürüyor. Bizim ömrümüzün devamında diğer zatlarımızın kvant manisinde 50'den bir angstrom aralık vardı. Başka bir kızıklı vaka bolsa 1991 yılında MC Hammer'in You Can't Touch This aydımının ilmi doğruluğu oldu. Gördüğünüz için sağ olun. You can't touch this. You can't touch this.
touch this. Can't touch this.